Hazır mıyız gençler? Herkese selam gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir maç vloguyla karşınızdayım. Bu sefer ilk defa Çayırova'daki bir maçımı sizlere göstereceğim. Geçen hafta oynadık. Geçen hafta birazcık bizim için kolay bir maç oldu. Zaten skor farklı bitti. O yüzden bu maç birazcık daha önemli. Grup liderliğimizi garantileyeceğimiz maç. Gaziantep'le oynayacağız. Gaziantep'li kardeşlerime de buradan tekrardan geçmiş olsun diyorum yaşadıkları felaket için. Ama biz onları yanımıza aldık. Çayırova Belediyesi sağ olsun kardeşlerimizi yanımıza aldı. Bizim sahamızı idman yapıyorlar, tesislerimizde kalıyorlar vesaire. Onlar için de süper bir imkan oldu. Çekilmelerine gerek kalmadı. Ve bu hafta da şimdi onlarla maç yapacağız. Hatta sanırım federasyon başkanı falan da maçı izlemeye gelecek. O yüzden bu maç bir tık daha böyle dikkat çekici bir maç haline geldi. Bizim için dediğim gibi şampiyonluk yolumuzda ki önemli basamaklardan bir tanesi grup liderliğini garantileyeceğiz. Sonra geriye 3 maç kalacak sanırım. Ondan sonra da 2 haftalık aradan sonra playofflara başlayacağız ve böyle böyle devam edecek. Ben geçen maçı iyi oynadım. Double double yaptım. Zaten istatistik açısından çok önemli bir maç değildi. Oynanması gereken bir maçtı. Bizim takımdan Selo kardeşim sakatlandı. O da buradan. Eğer izliyorsa kardeşim tekrardan geçmiş olsun diyoruz. O da sezonu kapattı. Maalesef bu maçlarda en kötü olabilecek şeylerden bir tanesi başına geldi. Maalesef bunlar olabiliyor. Bu da sporun içinde. İnşallah kardeşim en iyi şekilde geri dönecektir diye düşünüyorum. Şimdi birazdan bir kahve içeceğim ve çıkacağım. Yani bütün gün çekmedim. Çekecek bir şey yoktu zaten. Maç 6'da. Maçları da tekrardan yine YouTube'dan izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Yakında da bir ev vlogu vesaire gibi bir şeyler de yaparım. Tamamıyla ev tamamlandıktan sonra. Bugün inşallah güzel bir şekilde ben de ritmini tekrardan yakalayacağım. Çünkü bayağıdır böyle ciddi maç oynamadım yani. Oynadım, Samsun maçı oynadık falan ama hani takımla beraber bir ritim yakalamak benim için önemli. Bireysel ritimden öte takımla beraber bir ritim yakalamak için maç güzel bir maç olacaktır. Sonraki 3 maç bir tık daha zorlayıcı maçlar olacak diye söylediler. Bilmiyorum. Göreceğiz hepsini hep beraber. Ama yavaştan artık gidelim. Hem size böyle sahayı tekrardan gösteririm. Yine soyunma odası, maç öncesi, toplantı vesaire. Bunların hepsini tekrar tekrar size de göstermiş olacağım. Hadi bakalım. Ya şimdi bir de bu arada şöyle bir şey var. Daha hani burada bir düzen oturtmadığım için bu maçı hani kim çeker, çekebilir mi birisi vesaire emin değilim. Eğer birine çektirtebilirsem çektirteceğim. Çünkü sanırım hepimiz kadroda olacağız. Hani oynamayan kimse olmayacak. O yüzden emin değilim. Bakacağım. Eğer halledebilirsem birine çektirtirim. Çektiremezsem de YouTube görüntüleriyle bu maçlık idare edin. Sonraki maçlarda ben o şeyi oturturum diye düşünüyorum. Şimdiden uyarayım. Yani sonra yorumlarda bok atmayın. Bu arada yorumlar demişken kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kanala abone olan her attığı basket olsun diyoruz. Bunu, bu işe yarıyor. Bunu biliyorsunuz. O yüzden mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla kanala abone etmeyi unutmayın. Mutlaka yorumlarda neyi sevip neyi sevmediğinizi ve fikirlerinizi belirtin. Ve mutlaka like tuşuna basmayı unutmayın. Ne kadar bana destek olursanız o kadar büyür kanal ve o kadar fazla güzel içerik yapabiliriz. Tabii ki zili açarsanız videoları attığım gibi görürsünüz. Bu arada tekrardan Twitch yayınlarına başladım. Salı ve Perşembe günleri Twitch yayınları yapacağım. Orada da bana abone olursanız aylık böyle bir size hediye gibi bir şeyler ayarlayacağım. Bakalım. Onu tam oturtmadım ama yayınlara gelirseniz onları da görürsünüz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da güzel güzel içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Maça gidiyoruz. Görüşürüz. Otobüsümüz. İçi çok güzel göstereceğim size sonra. Uzu bırak ama uzu bırak. YouTuber oldun Rüzgar, kaçma. Geldi. Geldi Selo. Geçmiş olsun yazılık kardeşim. Müzik.
Evet gençler, güzel bir maçın ardından tekrardan evimdeyim. Güzel bir galibiyet oldu. Böylelikle grup birinciliğinde garantilemiş olduk. Ben inanılmaz fazla süre almadım bu maçta. Aldığım sürede de zaten takımı yönlendirme üzerine daha ağırlıklı gittiğim için çok böyle bir skorla ilgili herhangi bir denemem bile olmadı yani bu maçta. O yüzden problemli, kazandığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. Galibiyetle güzel bir şekilde bu haftayı tamamladık. Galiba 3 maç kaldı. Bu ligin bitmesine 3 maç kaldı. Sonra playofflar başlayacak. Biz ama 3 maç kala, 3 hafta kala garantilemiş olduk. Şampiyonluğumuzu diyecektim bak. Allah söyletti. İnşallah öyle olur. Güzel bir maçtı. Hem de Antep'le oynamamızın da burada bir özel bir durumu vardı. Gördünüz. Onları burada ağırladığımız için biz aslında deplasman oynamış olduk. Bir anda neden siyah forma falan giydiniz derseniz bu yüzden siyah formayı giydik. Güzel bir maçtı. Valla genç kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Onlar da güzel savaştılar. Onların da eksikleri vardı. A takıma giden oyuncuları falan filan vardı. Ama öyle maçlar daha zor olur genelde. Çünkü ana oyuncular olmadı mı hiç beklenmedik. Oyuncular daha fazla iş katkı verir. O da sıkıntı yaratır genelde. Biz de birazcık bunun celemesini çektik ama onların da ellerinden öpüyorum. Çok tatlı çocuklar hepsi valla. Konuşuyoruz da ara sırada. Onlar da takip ediyormuş. Onlara buradan selam söylüyorum tekrardan. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone oluyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz. Yorumlarda istediğiniz her şeyi yazın, ben okuyorum. İnşallah saygılı olursunuz diye umut ediyorum. Ve zili açarsanız da videolar geldiği gibi görürsünüz. Önümüzdeki 3 haftaki maçlar daha böyle bir çekişmeli olabilir. Daha güzel olacak. Bir tane de deplasman var arada. Ankara'ya, yine Ankara'ya gideceğim. Allah kahretmeye. Bıktım artık Ankara'ya gitmekten ama yapacak bir şey yok. Yine bir Ankara'ya gideceğiz. Ondan sonra da zaten playoff kamplar falan filan çok güzel videolar önümüzde var. Sizleri çok seviyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.